Merhaba arkadaşlar, ben Murat. Bugün karşınızda Euro Truck Simulator'la dertlerin yepyeni artık kaçıncı olduğunu bilmediğim bir bölümüyle beraberim. Direkt 6. viteste kalkacağım. Yardımcım Asım burada şu an. Hala kendisine Asım demiyoruz arkadaşlar. Ben de bu özellikten vazgeçemesem de her ne kadar. Kendisine Yiğit diyoruz bundan sonra. Bu arada bunu şey yapmaya çalıştığın için, değiştirmeye çalıştığın için daha fazla Asım diyecekler. Oğlum ben değişmeye çalışmıyorum ki şu an. Nasıl çalışmıyor? Seni değiştirmeye çalışıyorum. Sen değişsen topluluk da değişecek ama sen değişmiyorsun. Bana gavat demeyi bırakın diyeli ne kadar sonra demeyi bıraktılar bana gavatı? Herhalde bir 4 yıl sonra. Ki hala diyen oluyor. Aa o gavat değil mi? Ananı sikeyim diyorum senin. Evet gavatım ben. Ama sen hatırlıyorum, ben de o zaman sana gavat diyenlerden biri olarak sen o ara şey yaptın. Bildiğin OHAL ilan ettin amına koyayım. Gavat diyene banlıyordun. Anasını evet, seviyordun. Evet, gavat diyene banlıyordum evet. Ama yeter hocam. Hexit check gavat yani. Bu artık orospu çocukluğuna geliyor artık. Bu arada benzinimiz 700. litreyi alıyorum. Maşallah iyi, iyi alıyor. Güzel, güzel. Kapasite iyi. Derdi gönder Yiğit. Kurt adam. Kurt adam diyeyim bari. Hayır ya dur. Dur. Bir de o zamana bir dönelim bir daha. Şey vardı. Sen gavatı yasakladığında... Şöyle bir şey vardı. Biri gavat deyince sen führer modunu açıyordun amına koyayım. Nasıl 3 tane moderatörün vardı senin. Aynen. Ben hatırlamıyorum isimlerini falan. Demeyin. Sen böyle gavat diyene anasını sikerim bak bundan sonra diyordun. Ben ama kibarca. Arkadaşlar Asım demeyin. Gavat diyene führer modu. Gavat diyene anasını sikerim bak bundan sonra. Ya ama şimdi benim zaten eskiden öyle bir otoriter durumum vardı. Otoriter bir rejimdik biz. Ben Kaan'ı biliyorsun. Kaan'la biz sürekli Hitler videoları izliyoruz. Bak Hitler belgeseli değil. Hitler'in nutuk attığı videolar, 45 dakika Almanca altyazı yok, izliyoruz. Cimaştiş fangin falan bir şeyler diyor böyle biz. Doğru bir şeyler söylüyor gibi duruyor. İzliyorduk onları. Çok otokrat adamlardık. Çok çok diktat rejimi vardı bizde. Ben şey yapıyordum. Turgut Özal fotoğrafı vardı bir tane, hatırlıyor musun? Böyle şey oturmuş bir yerde parmağını böyle işaret ediyor. Siyah beyaz fotoğraf, beyaz bir yazı sikin yazıyor. Bir tane kötü bir yorum geliyor. Herhangi bir kötü yorum Facebook'ta benim paylaşıma. Çok aktiftik o zaman Facebook'ta. Herhangi bir paylaşıma kötü yorum geliyor. Altına adamı banlamıyorum. Adamın yorumu silmiyorum. Altına sikin fotoğrafı atıyorum. Adam sikiliyor. Müthiş zamanlar. Müthiş zamanlar. Facebook zaman bir anımı anlatayım seninle. Yıl 2014 falan. Ha. Ben bir foto atmışım. Sen de tipini sikeyim yazmışsın. Yorum mu? Evet yorum. benim fotoğraf 13 beğeni falan almış. Senin yorum 90 beğeni falan almış. Tabii. Olacak şey yok. Facebook'un böyle herkes yok. Akrabalar var. Bizim akraba konseyinde gündem oldu bu. Niye senin arkadaşın böyle küfür yazıyor falan. Babam kızdı bana. Kim o ya? Niye böyle bir şey yazıyor falan. Dedem görüyor. Ben de kaldırmıyorum. Seninle çok tanışıklığımız yok ya. Çocuk Murat abi fotoğrafına yorum attı. Ben de hoşuma gidiyor ama aşağılamışsın beni. Tipini sikeyim. Kesin haklıyımdır ama yani ben hatırlıyorum senin eski fotoğraflarını. Oğlum valla böyle kötü yorumlar tip konusunda. Bully diyorlar ya buna hani neylik? Neylik zorbalık. Siber zorbalık falan. Ben bunun bir dozda olması gerektiğini düşünüyorum. İnsanı aptalca şeyler yapmaktan geri tutabiliyor. Bak şiddet olarak değil ama psikolojik baskı olarak, psikolojik şiddet de değil. Hani sen eziksin, evet. Sen aptalsın, senden bir şey olmaz gibisinden zorbalık değil de. Hani mesela o fotoğrafta berbatsın ya, tipini sikeyim bu ne diyebilmeli herkes. Okuldaki doğru. Mesela 28 tane arkadaşı o fotoğraf gerçekten kötüyse ve derse ki oğlum böyle gerizekalı fotoğraf mı olur? İğrençsin, kaldır şunu derse bu gerçekten şu anlama gelir, o fotoğraf hakikaten kötüdür. Ve o fotoğrafın kalkması gerekir. Bu çocuğun geçmişe bak şu an mesela günümüzdeki ya 16-17 yaşına giren çocuklar, ben bazı takip ediyorum böyle genç sayfaları. Kendi ben ne kadar gençlikten çıkıyorum galiba ufaktan. Böyle liseli sayfaları falan takip ediyorum. Hepsi bunlar tabi sosyal medyayla büyüdüğü için küçük çocukluktan hepsi abi rezillik şu geçmişime bak, abi çocukluğum iğrenç saçmalık, abi çok utanıyorum falan gibisinden paylaşım yapıyorlar. Bakıyorum amına koyayım harbiden rezillik, siber zorbalığa maruz kalmamış bir çocuk görüyorum orada. Onun arkadaşı dememiş ki amına kodumun salağı bu gibisinden şeyler dememiş çünkü benim çocukluğum full öyleydi. Bir de hep engellilere engelli ismiyle engelli ne denir engelli kelimesiyle spastik kelimesiyle kişiye hakaret.
ve hakaret edilen kişinin bundan gocunması. Hani bunu edenin terbiyesizlik yapması değil. Hani mesela benim Gökhan abim vardı ya. Amına koyayım ne terbiyesiz adam. Birine uyuz oluyor. Amına koyayım spastik özürlü seni diyor. Düşünsene yani yakında bunu duyan spastik özürlü bir tane çocuğun annesi var. Benim Gökhan abim yanında amına koyduğumuz spastik özürlüsü diyor olmayan birisine. Ne kadar kırıcı değil mi? Matsız. Bu gibi şeyler bizde hakaret olarak kullanılırdı, kırıcı olurdu. Bu gibi hakaretleri duymamak için kendimize çeki düzen gösterirdik. Bu yeni çocuklarda bu yok. Yeni çocuklar saçmalıyorlar, ölümüne saçmalıyorlar. Sonsuza kadar her şeyi saçmalıyorlar ve kimse bir şey demiyor. Çünkü sakın oğlum öyle bir şey demeyeceksin gibisinden başlıyor olay. Tamam mı amına koyayım? Biz de terbiyeyle büyüdük ama arkadaşımız kulağına Photoshop'la küpe yaptığı zaman bunu amına koyduğumun çocuğu demesini bildik yani. Benim öyle bir şeyim var çünkü. Bunu da kimse bilmiyordu. Büyük ihtimalle hiçbir yerde bilinmiyordu. Ahmet diye bir arkadaşım var benim. Şeydeki arkadaş. Nereye gidiyorum lan ben? Bir dakika. Rostock. Trelleborg'a gidiyoruz. 5 saat 6000 lira. Ahmet diye bir arkadaş var. Biz zaten ortaokul ekibi Kaan, Muhammed, Ahmet, ben. Çok kaba gençleriz biz o zaman. Birbirimize karşı son derece rencide ediyoruz. Ulan dertler diye girdik. Hikaye anlatıp duruyoruz. Neyse. Son derece kabayız. Yani böyle bir kabalık yok. Ben mesela Kaan'ın pantolon giyiyor. Götü kocaman çıkmış. Koşturuyor böyle. Koştururken göt tavşanlar. Sonra Ahmet böyle bakıyor böyle böyle. Ahmet de amına koyayım 130 kilo. Neyine laf ediyorsa çocuğun götünün. Bakıyor böyle çocuktaki göt de inekte yok amına koyayım diye. Sonra Kaan geliyor. O ne biçim göt lan ayu ha falan. Çok kabayız. Birbirimizi ittiriyoruz sınıfta sırada böyle. Bağırış çağırış. Kızların kafasına peçi şeyle vuruyoruz falan. İnanılmaz kabalar yani. İnanılmaz öküzler ama bu şey kabalık değil. Hanzo Keko değil. Birbirimize güldürmek için diye ses çıkarıyoruz. Hani gerizekalı kabalığı yani salak kabalığı. Hani birbirimizi ittiriyoruz, ittirirken falan böyle gülüyoruz. Bir gün ben Facebook'a ilk defa fotoğraf attım. O zaman bir tane internetten tanıştığım, kaç yaşındayım? 10 yaşındayım. İnternetten tanıştığım bir tane Zeynep diye arkadaş vardı. Bu arkadaşın fotoğrafında Photoscape vardı o zaman. Hala kullanırım arada ben fotoğraf boyutunu küçültmek için. Photoscape diye bir programda kulağına küpe koymuş. Böyle falan saçma smile'lar koymuş fotoğrafa. Ben de niye ama kız lan o. Sen niye ona bakıp gaza geliyorsun? Baktım ona dedim ben de böyle bir şey yapayım. Neden amına koydum salak gerizekalı. Gökhan abim görse amına koydum spastik özürlüsü diyecek. Öyle bir fotoğraf. Photoshop yaptım yandan böyle webcam'le kendimi çektim. Böyle kafam eğik böyle uzağa bakıyorum. Berbat bir fotoğraf. Çok çocuğum. İnanılmaz çocuk suratı. Daha o videolar çekilmemiş. Hani boyu benim boyum uzadı falan diyorum ya videoda. O muhabbetler daha yok. Ondan daha yıllar önce. Hocam ondan sonra bu fotoğrafı alıyorum. Siyah beyaz efekt atıyorum üst üste 4 kere. Yüzümün beyazı bembeyaz oluyor böyle. Ondan sonra kulaklarıma parlayan yıldız şeklinde şey koyuyorum. Parlayan yıldız efekti koyuyorum. Bunlar tabii küpe gibi duruyor. Amaç o. Allah bir dakika. Allah kahretsin. Aman bir dakika, bir dakika. Allah. Bir de Photoscape'in o gözüme geldi şu an o şeyi. Efektler falan. O deli saçması efektler biliyorsun. Ondan sonra hocam sağ altta falan böyle smile'lar var. O eski Facebook smile'ları. Onlardan büyük böyle. Yan tarafa bir tane devasa bir gökyüzü PNG'si bir şey. Her bok var yani fotoğrafta. Bunu böyle attım. Facebook profil resmi yaptım. Bekliyorum. Öyle normal internette ne yapıyorum? Bir şey, kral oyuna falan giriyorum. Sonra bildirim geldi. 5 dakika geçmiş daha. Ahmet Furkan yorum atmış. Senin ben tipini sikeyim kaldır şunu. Sadece bu. Yorum bu kadar. Ben bu yorumu gördüm. Özgüven tabii o zaman sıfır. Şak diye. Ne? Önce yorumu sildim. Pat! Arkasından 1,5 dakika sonra da fotoğrafı sildim. Ondan sonra 5 yıl boyunca bir tane fotoğraf atmadım hiçbir yere. İşte o kadar iyi bir hareket ki bence Ahmet'in orada yaptığı. Beni şu an inan, ben çünkü o fotoğrafı o yorumu atmasa başka adam da yok orada hatırlıyorum ben. Facebook'ta o yorumu atacak başka adam yok. Bir kişi de demezdi ki onu oradan kaldır veya o ne saçma ne çirkin fotoğraf demezlerdi. Yıllar sonra ortaya çıkardı bunun çok boktan olduğu çok utanırdım. O yüzden Ahmet'e çok teşekkür ediyorum beni akıllandırdığı için. O yani o yüzden nereden girdik bu konuyu hatırlamıyorum da zorbalık dozunda ve ufacık olmalı.
Zorbalık olduğu hissedilmeyecek kadar zorbalık. Yani o fotoğraf tipini sikeyim fotoğrafıysa o fotoğrafa o yorum atılmalı hocam. Ha sana demişim ben. Evet. Hak etmişindir yani özetle ben o yorumu attıysam. Ya bu arada cidden öyle hani eski Facebook'umu sildim zaten. O fotoğraflar var ya görünce sen bak şimdi şey başladı bir de bizde. Biz böyle 25 yaşında adamlar olarak birbirimizin eski Facebook fotoğraflarını atıp fotoğrafa bak aman aman malı diye dalga geçme şeyleri başladı. Evet sen bende de var. Sen o yorumu atmasan Allah alacak. Ben herkese taşak geçen benim. Ben taşak geçemeyecektim. İşte demek ki ne demek rica ederim. Ben her zaman doğruyu söyleyeceksin. Bakacaksın bu fotoğrafa kötü mü? Tamam yaz kötü olduğunu. De ki bu fotoğraf yarak gibi anasının ama gibi çıkmışsın de. Artık nasıl bir jargon kullanırsın sana kalmış. Bir derde başlayalım ama artık. Bir dert gelsin hocam. 10 dakika, 11 dakika oldu. Tamam. Murat abi bana sürekli Suriyeli diyor. Emir Efe yazmış. Ne diyecektim amına koyayım? Girdin Suriyeli gibi ekibe. Nasıl olduğun belli değil. Bir anda geldin. İsminli. Çocuk ismini değiştirerek mesajlar verdi. Yola yazı yazdı tahtalarla. Tabii ki Suriyeli bu. Vahşi doğal hayatta kaldı Suriyeli amına koyayım. Şurada bir el freni çakıyorum Asım. Of çek, güzel oldu topladı. Mini çok çok minik çaktım el. Lan motor bozuldu. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Biraz boş bir dert var. Hasan Karagüven yazmış. Abi at, inanır soyad mısın? Vermesen mi acaba? Belki bazen kötü bir şeyler diyoruz. Yok yok bak. Abi inanır mısın ama gerçekten hiç derdim yok. Zaten Türkiye'de yaşamıyorum ve çok güzel hayatım var. Her şey çok yolunda gidiyor. Buna ne yorumun var? Kardeşim inşallah hayatım böyle devam eder. Biz de inşallah görürüz o günleri diyorum. Ne güzel. Olur. Çok güzel. Adam mutlu olmak için çok sebebi var adamın yani. Tek bir sebep bile olsa çok büyük sebep. Davet. Bu ben daha konuşmak istemiyorum bu konuyu. Atıyorum şu an Almanya'daki Hasan bunu yazmış. Türkiye'den Mahmut amına koyayım. Ha. 8 sayfa dert yazmış. Lahmut olsun lan. Lan. Yazık ya. Gönder yazık. Yeni derdi. Yeni of, dert. Makası gördün mü? Görmedim. Abi nerede bakıyordum. Dur. Çift dorseli makas atacağım biraz sonra. Bismillah. Evet. Baba. Amına koyayım senin. Baktı. Uf. Şimdi öldüm. Göldüm. Görmedin mi? 2 saniye baktım yan monitörü. 2 saniye. Asım diyorum. Yiğit 180 ile tünel duvarına vurdum. Üf. Onu kayıttan izlerim. Müthiş vurdum. Dert gelsin. Dert geliyor. Şimdi az önceki Hasan'ı hatırlıyorsunuz. Dertsiz Hasan Almanyalı. Şimdi evet. Yasin kardeşim. Soyadını vermiyor. Öncelikle selamünaleyküm reis. Ben Yasin. Tokatlıyım. 26 yaşında adamım. Adam hayata zaten zor başlamış. Tokatla başlamış adam. Dert serini gördüm. Yazmak istedim. Bilmeni isterim. 7 yaşından beri sanayide çalıştım. Dayaklar yedim usta. Ah dedim işte amına koyayım dedim. Sanayide çalıştığın hiçbir... yetmiyor bir de usta dövüyor ya. Aynen. Gidebileceğim hiçbir meslek türü yoktu. Babam ve ben çalışıp geçinmek zorundaydık. Bırakın kendimize bakmayı, giyecek ayakkabıları bile akrabalardan alırdık. Biz de eskitince başka akrabalara verirdik. Bir şey diyeceğim bizim oğlum, çalışırken bu kadar zor durumda olmanız... Bu babanın borçları var gibi duruyor. Bakalım. O para bir yere gidiyor ki yani... Bizim için çekirdek kola bile lükstü. 18 yaşında endüstri meslek lisesi başlarında hem okuyup hem para kazanmaya çabalıyor. Sektörün her işini yapıyordum. Oto yıkamasından PVC kapı pencere, oto tamirinden tır kasız kaynatmasına oha varana kadar üniversite kazandım. Babam paramız yok yetiştiremem deyip vazgeçtim. Ek tercihlerimle memleketimde makine okumak zorunda kaldım. Üniversite zamanı hiç kız arkadaşım olmadı. Çalışmaktan öf. Önüme bakamıyordum. Öf. Üniversite bittiğinde otomotiv sektörüne adım attığım yerde avucum biraz nakit görmeye başladı. Zengin bir iş adamı yanına aldı ve çeki düzen verdi. Birazcık yüzümüz gülmeye başladı. Oğlum ne lan öyle film gibi Kısa keseyim. Devir askerlik devri ve gitmek zorunda kaldık. Askere gitmeden önce bir kızla ilişkimiz vardı. Ve usta birliğime gittiğimde beni aldattığını istihbaratladım. Yeşil çiçek işlemeli bir döşekte çıplak pozları delikanlının hafif döşlü kıllarıyla. Oğlum bu nasıl bir betimleme? Sımsıkılardı. Uçurumlu bir nöbet kulübesinde kafama silah doğrultup ateşleyemedim. Parmağım G3'ün tetiğinde yetmedi. Bir gece Şırnak Silopi'de Hudut Karakolu'nda ranzamda uyurken saldırı oldu. Oğlum doğru mu bu bilmiyorum. Birader yazmıyorsun değil mi bak? Ne? Yazmıyor değil mi? Ben tribe girdim çünkü. Bunu yazıyorsa Netflix'e sat bunu amına koyayım. Türk dizisi yapsın.
İşte Ranzam'da uyurken saldırı oldu ve Rus yapımı roket yatakhanemize düştü. 6 kişi ben de dahil yaralandık. Ranzam'ın demiri beni kurtardı. Şarapneller vücudumu parçaladı ve devrildik. Bizi Silopi Merkez Hastanesi'ne kaldırdılar. İzin verdiler. Kısa iyileşmede memlekete geri gittim. Artık bir boşluktaydım. Ekonomik ve yırtılmış bir yürekle ne yapacağımı bilmiyordum. Ordudan bize imkan sağlandı. Askerlik süremin içerisinde orduya katılma isteği geldi ve bu fırsatı değerlendirdim. İlk mesleğime Kütahya'da başladım. Meslek bizi koşturdu. Neden diye sorduğumuzda kolay yürüyebilin diye. Allah'ım. Ve karakter bakımından da koşmaya başladım. Aradan 3 yıl geçtiğinde ilk tayin dönemimde bu aldatan kız beni buldu. Ağladı, zırladı, geri dön dedi. Ama silinmişti ben de. Zor dönemlerinde yalnız bırakıldım. Şimdi çok şükür mutluyum. Evliyim. Bir de bebek bekliyorum. Adana yolun düşerse bir kapım var. Memnun olurum. Sevgilerimle Yasin. Eyvallah. Adam mutlu bitmesi tebessüm ettirdi. Evet, gerçekten sonunda abi yemin ediyorum var ya kanım dondu amına koyayım. Hani şey yani en finalde ne olmuş olabilir artık? Bir şey daha kötü bir şey daha kaldıramayacaktım yani. Aynen dert bekliyordum ben hani daha kötü ne olabilir diye. Eyvallah abi. Sağ olasın. Buna diyecek bir şey yok herhalde. Adını soyadını bir Google'a yazsana. Niye? Yaz bir. Yazalım. Kusura bakma seni de kanependen yatağından kaldırdık. Vallahi çok tadım kaçtı da dur. Haberlere çıkar bomba düştüyse. Ya çıkmama ihtimali de var tabi da. Her zaman çıkmıyor. Ad soyad vermiyorlar her zaman da sen bir yaz bakalım. Var mı bir şeyler? Yok. Şırnak. Silopi. Ama burada da 1000 tane vardır. Neyse bunu doğru kabul edip yani, Yasin Bey'e. Hocam. Şimdi sana ben zaten diyecek bir şey kalmamış. Sen challenge accomplished olmuş senin. Zaten aynen. Her şeyi aşmışın, bitirmişin, evlenmişin, çocuğunu yapmışın. Bir de mutlusun yetmiyormuş gibi. Bak geçen bölüm gördük. Evli mutlu evli çocuklu mutsuz. O örneği de gördük. Sen de böyle olmamış. Yani hocam çok büyük geçmiş olsun diyorum öncelikle. Aldatma olayı için ayrı bir geçmiş olsun diyorum. Böyle bir terbiyesizlik olamaz. Yani ya sevgilin askerdeyken yapmazsın ya. Hadi normalde yaparsın tamam da yani onu kabul ettik de. Askerdeyken yapmazsın artık ya. Olacak şey değil amına koyayım. Ben ne diyeyim ki şimdi? Ben ne diyeceğimi bilemedim. Ya. Yani şunu şöyle yap, bunu böyle yap diyebilecek bir durumda değiliz. Zaten yapacağını yapmışsın. Çok zor bir çocukluk geçirmişsin. Harbiden müthiş bir adammışlık görüyorum orada. Kendini yemişlik görüyorum. Gençliğini tüketmişsin resmen. Ama şu an her şey yolundaysa harbiden çok iyi yani. O kadar şeyden sonra sıyrılabildiysen çok iyi. Azim hocam işte. Bizim mesela bazı tanıdıklar var. Berbat. Şimdi detayı anlatamayacağım ama. Hani başına ufak bir ananı siktiğiminin çocuğu. Orospu çocuğu. Orospu çocuğu. Orospu çocuğu. Orospu çocuğu. Sıkırsın. Niye sol şerite geçiyorsun? Amına kodum. Ha ne yapacaksın ya sanki? Ne yapacaksın? Aa tırların içine adam koymuşlar artık. Eskiden yoktu bu sanki. Ha aynen. Koymasalarmış keşke. Amına koyayım ya. Gitti hasar aldık ya. Vallahi. Neyse buna diyecek bir şey yok. Başka. Ha bak şimdi. Hasan. Almanyalı Hasan. Ne hayatlar var bak sen orada şimdi bize nispet yapıyorsun. Yakışıyor mu? Devam et ya başka bir derde geç kötü oldum ya. Bu ne lan? Oğlum geçtim bunu. Bu garip bir şey. Ne diyor söyle kesersin. Yok saçma yani. Ne? Abi ilk açıldığım kız lezbiyen çıktı. Sor ya saçmaymış sor. Abi ilk açıldığım kız lezbiyen çıktı. Güvenimi kaybettim fakat şimdi başka birini seviyorum ama ilk kız lezbiyen çıktığı için güvenemiyorum ne yapmalıyım? Bu kız da lezbiyen çıkacak diye mi korkuyorsun? Düşünsene bu da çıkıyor. Canım kardeşim yalan da söylemiş olabilir. Kendisi söylediyse görmediysen veya başka yerden de duymasın yalan da olabilir o. Onu üzücü da bil. Bir yalan olur lan. Çok üzücü bir yalan gerçekten. Ona oluyor böyle şeyler çok geldi kulağımıza. Makas geliyor az. Makas geliyor. İzliyorum. Amına koydum dorseyle vurdum arkada. Dikizde adam takla atıyordu dikizde.
Devam et. Geçelim. Bak, bu doğru mu bilmiyorum da şey yazmış. 2015'te bir Bitcoin aldım. Şu an 63 bin dolardan sattım. Keşke 3 tane alsaydım. Çok moralim bozuk. Psikolojim bozuldu. Ne diyorsun buna? Bence doğrudur çünkü çok büyük bir rakam değil şu anki Türkiye'de. Bir tık yani çok daha fazlası olabilirmiş yani. Ben mesela şu an 5 Bitcoin'im olmuş olsaydı, zamanında 1 dolardan 5 Bitcoin almış olsaydım çok pişman olurdum. Allah belamı versin derdim. Oğlum 63 bin dolar diyor lan. Devam et. Allah Allah. Neyse. Yine kız muhabbetleri, kız muhabbetleri. Ekran kartlarının fiyatı uçtu gidiyor abi. Ekran kartı alamaz olduk. 1500 TL'deki ekran kartı 6000 lira oldu. Şimdi dolar kuru hakkından olan dertler hani... Onları zaten geçelim. Dolar kuru hakkındaki ekonomiyle ilgili dertleri geçmemiz lazım. Çünkü yapacak bir şey yok. Kişisel olarak yapacak bir şey yok. Ekonomiye çıkınca da dert kalmıyor da neyse. Yani sadece ekonomiden kaynaklı. Şunun fiyatı arttı gibi dertleri geçelim hocam. Yapacak bir şey yok çünkü. Fırat, tek gecelik ilişkilere gidiyorum ama erken boşanma problemim var. Boşanma. O ne oğlum, jigolo gibi tarif etmişsin. 3 dakika 57 saniye. Erken boşalan jigolo mu olur ya? Hizmet vereceksin amına koyayım. Öyle mi acaba? Harbi. Tek gecelik ilişkilere gidiyorum. Biraz gidiyorum, hizmet veriyor. Hani şey demezsin ki abi, ben yani şey der abi, takılıyoruz bu ara kızlarla falan, farklı farklı bir şey dersin. Ya da ne bileyim, ben genelde tek gecelik ilişki takılıyorum dersin, bir şey dersin. Tek gecelik ilişkilere gidiyorum. Öyle mi? Sanki kres geliyor da gidiyor gibi onunla. Hani yani yevmiye alıyor mu yani? Ya diyor ki son şey 57 saniye sürdü, çok moralim bozuk. Arkadaşlar Haydar Dümen köşesi değil burası. Google'a yazın nasıl erken boşalınmaz diye, milyar tane seçenek var. Ne diyeyim ben şimdi sana amına koyayım? Kardeşim tam boşalacakken sikini elinle sıkıştırıyorsun, kan gelene kadar bekliyorsun. Ne diyeyim amına, anlatayım ben şimdi. Lan öyle bir şey mi var? Sonra zaten bir daha gel, bir daha hiç gelmiyorsun zaten. Sıkıntı olmuyor. Amına koyayım. Seni dinleyip yapıyor adam. Siki kopuyor, bir sonraki dert mi diyorsun? Şaka şaka. Abi de bunları bak, bizim şaka. Salak çok var. Sikini tutup sıkmıyorsun, şaka. Ya vardır kesin öyle garip bir yöntemler de. benden bilmeyin onu, ben demedim. Makas geliyor. Makas geliyor. Biraz dar. Ammana bas. Oo geçtim. Lan paralı yol gelmiş. Şimdi buna isim vermiyorum. Çünkü şey... bir Azerbaycan'dan bir arkadaş yazmış. Merhaba Murat, ben Azeri'yim. İsmim Ömer. 94 doğumluyum. İsmini dedim ben bunu okuyayım. Neyse, o diyor. 94 doğumluyum. Ben doğduğumda ailemin maddi durumu çok iyiydi. Ancak ben büyüdükçe maddi durum çöktü. Oluyor. Babam kredi çekti. Bize bakamadığı için defoldu gitti. Annem de yazık. Beni ve iki ablamı büyütmek için çabaladı. Her zamanki ancak şey. En sonunda yapamadı, intihar etti. Allah. Annemin ölümüyle eve ben bakmaya çalıştım. Çok zor zamanlar yaşadım. Sevgilimi başka biriyle yatakta yakaladım. Abi çok kötü şeyler oluyor ya. Biri girdi. O sevgilimi de ben yanımdayken, hadi lan. Ben buna inanmadım. Ne diyor? Ben yanımdayken ya kafasına sıktılar. Üniversiteyi bitirdikten sonra adam gibi bir işe başladım. Benden bu kadar. Hocam Azerbaycan ortamını bilmiyoruz. Öyle bir şey olabilir mi ya? Bilmiyorum. Şimdi yanlış anlama Ömer de. Hani biri sana gelip şey derse, annem intihar etti, sevgilimi yatakta bastılar, sonra kız arkadaşımı sıktılar. İnanır mısın amına koyayım? Ya şundan dolayı böyle diyor Yiğit. Şu an okumadığı da dahil olan, yani mesela 10 tane dert geliyorsa bunların 8'ini okumuyor çünkü yalan. Ben de aynı şekilde ayırıyordum. Yalan olduğu çok belli, aşırı belli oluyor. Şimdi onların arasında gerçeği ayırt etmek de zor oluyor. O yüzden bir tane ekstrem bir şey olunca diğer yalanlar yüzünden o da yalanmış gibi geliyor. Nereden gidiyorsun? Ya doğruysa kusura bakma reis. Hocam doğruysa da ben diyecek hiçbir şeyim yok, kusura bakma, ben ne diyeceğim ya? Bunlar ne amına koyayım? Dertler derken bu değil benim kastım. Bu kadarını kaldıramıyorum, bu kadarına diyecek bir şeyim yok. Evet. Şu ana kadarki hiçbir videoda da diyemedim zaten bu kadar derdi bir şey. Her videoda da geliyor böyle birkaç tane. Geliyor, yorum mutlaka. Yapamıyoruz. Aynen geliyor. Geleceğiz. Neyse, şimdi Murat Haydar Dümen'e geri dönüyoruz. Murat abi derdim çok vahim.
Bul bir çare derdim ya. Oğlum niye şiir gibi yazdın? Şimdi ben Manitay'la ilişki yaşadım. Ama ne olduysa kız şu an hamile. İkimiz de 18 yaşındayız. Garip ya, ne oldu acaba? Nasıl hamile kaldı ki? Ne yaptın acaba ya? Beğendi. Babası her yerde beni arıyor. Bir de ben kızın evine gitmiştim. Kızın babasının yatağında sıkışmıştı. Direkt böyle yazmış. Çok iyi. Babası Sonra? onu da öğrendi. Şimdi ne diyeyim babasına? Acil yardım et babasına ne diyeyim Kardeşim, demiş. şimdi şöyle diyeyim. Senin bu Erken durumdan, bize mi sordun? yok öyle Hanzola'ya gerek yok. Şöyle ki, senin bu durumdan kendi götünün şeyiyle çıkman imkansız benim şahsi düşüncem. Sana bir abi lazım. Araya girecek otoriter biri lazım ki seni bu götten dertten kurtarsın. Vallahi mümkün değil yani, o adam seni siker. Ya da polise gideceksin. Ya da evleneceksin yani, bilmiyorum artık, çok zor. Her şey çok büyük dert şu an. Sen büyük boka bula adamın yani, adam yakalamasa neyseydi de, kız da herhalde panik olup söyledi aileye. Çok kötü. Berbat. Dikkat edeceksin hocam. Yani bir şey başına büyük ihtimalle berbat bir şey gelecek. Birkaç yıl atlatırsın. Ne oldu? Ne oldu lan? Bir mail gördüm, çok komik. Ne oluyor oğlum bu kadar komik, oku. Çünkü gözüme geldi, ben de o an orada olabilirim. Öncelikle Murat abi selamlar. Belki beni hatırlarsın. Adım Bulut. Kurtuluş'taki senin evinde seninle aynı mahallede oturuyorduk. Sokak ismi vermiş, doğru. Burayı karalarsın. Bir gün spordan dönerken bizim o mahallenin sağından yokuşundan aşağı doğru inerken senin eve baktım. Camdan senin arkadaşlarınla beraber cama dildo yapıştırıp dildo yumrukladığınızı görmüş. O gün hikayesini çok merak ettim abi. Niye cama dildo O sen yoksun orada. Baran'la yaptık onu. Baran vardı, Harun vardı. Ben deyken tavana yapıştırıp yumrukluyorduk. Dille yapıştırıp yumrukladığınızı lan dedim ya, gören olacak dedim, yapmayın dedim gerçek ya. Yani şimdi dildo spuf diye yapışıyor birden böyle vakumlu. Çok güzel oluyor yapışması onun oraya. Ondan sonra arkadaşlar da işte sağa sola yapıştırıyorduk. Gaza geldiler, dediler ben bunu işte yumruklayacağım. Dedi nerede? Camda ya. Yapma dedim amına koyayım ya. Yapma dedim, camda yapma dedim ya. Mahalle dedim küçük, gören olacak. Yok dedi, bir şey olmaz. Yapıştırdı, şak 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 şak. Pat kötü yumrukluyor. İşte gören Ya olmuş. oğlum çok iyi ya. Dur, sonuç geldi, sonuç geldi. 1714 kilometre kat etmişim hocam. Çok iyi. 618 bin temel ücret. 618 bin lira. İkramiye İyi, çok. 82 bin lira. Uzun ikramiye, yol ikramiyesi 182 bin. Ne 56 para bin de hasar geldi cezası. Ben 4x para arttırma şeyi yaptım da. lan? 146 da tecrübe puanı kesti hasar kayıtlarımdan, tramer kayıtlarımdan dolayı. Abi, benim bir sorunum var. Daha önceden abim hapis yattı 3 yıldır ama böyle baş utandıracak bir durum değil. Abim eskiden esrar bağımlısıydı, o yüzden girdi. Allah'a şükür şu 3 anda yıl nasıl çıktı. yattı kardeşim bağımlılıktan ya? Avukatla Bilemem. yani sen avukatsın, söyle. 3 yıl nasıl yatılıyor oğlum kullanarak? Satmıştır o. Yanlış mıyım? Emin değilim. Çok yüksek bulunduruyorsa, Ha, o anladın mı? zaman fazla bulundurduysa ya, ticaretten almışlardır. Aa, bak diyor ki, arkadaşlarım benimle alay ediyor. Sanki ben esrar içmişim gibi. Abim çıktıktan sonra da annem vefat etti. Sonra Öf. çocuklar bana asiktir. Çocuklar bana senin ölü ananı sikeyim ve benzeri şeyler diyorlar. Ben de bir şey Aa, diyemiyorum. artık ama yani. Ağır orospu çocuğudur. Kim bunlar ya? Bu çocuk kaç yaşında? Nereye gidiyor bu ya? Kim bu orospu Abi, çocukları? Bulalım, dövelim amına koyayım. Böyle orospu çocukları olabilir mi ya? sen bana Instagram'dan yaz, İstanbul'daysan döveriz. Kim oğlum bunlar? Böyle bir şey olabilir mi? Ölü ananı sikeyim ne ya? Bu bak zorbalık budur hocam işte. Bahsi Evet. geçen zorbalık, önlenmesi gereken zorbalık budur amına koyayım. Senin tipini sikeyim değildir. Senin ölü ananı sikeyimdir. Bu ne ya? Oğlum bak, bunları görünce gençlikten ümidim kalmıyor. Bunlar bir Biz de büyüyecek amına koyayım. de söverdik de, mesela annesi ölmüş birine de ölü ananı sikeyim demezdi. Ya annesi ölmeyen adamın da yüzüne ananı sikeyim demezdi Aynen kimse. işte. Arkasından orospu çocuğu derdi ama yüzüne Aynen ananı aynen. sikeyim demezdi yani. Bu ne Millet hocam? kan çıkarıyordu eskiden. Şimdi Allah'ım. Allah! Aman aman aman. Of 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 Direkt de of. %100 hasar ya. Direkt gitti. Kaldırırsın sen bunu. Direkt save alıyorum hocam. Sonra ne diyor? Okula gideceğim.
Ama alay ediyorlar. Bir de param da yok. Babam ben doğduğumda vefat etmişti. O yüzden şu anda tek geçim kaynağım abim. O da hapse girip çıktığı için iş bulamıyor. Destek alsak alamıyoruz hapse girdiği için. Yani şu anda babamın bir arabası vardı. Onu sattık, öyle geçiniyoruz. 6-7 aya biter. Ne yapalım abi? Lütfen söyle. Demiş. Abicim ben ne bileyim, ne yapılır ki? Yani ne yapılır ki hocam? Buna ne denir ki şimdi? Yani iş bulunacak. Sen herhalde lisede bu. Lisede olur çünkü bu kadar orospu çocuğu anca. Aynen. Yani lise bitene kadar bu orospu çocuklarına yapacak, ya yani gerçekçi anlamda yapacak bir şey yok. Müdüre söylemekten başka sen bir şey yapamazsın. Maddi açıdan da hani abisinin girip çıkması çok etkiliyor. O Hani çok iş kötü canım bulacağız. zaten. Aynen. Zaten Türkiye'de iş bulmak imkansız Aynen. neredeyse. Bir Bir de de o var yani. aynen girip çıkmış. Neden girip çıkmış? O da ayrı. Hani esrar satmaktansa iyice şey. Daha da Hani almazlar. çok zor. Aynen. Vallahi kardeşim, Ama bir tane videonun başlarında asker bir reis vardı ya. Yani onun gençliği gibi bir gençlik seni bekliyor olabilir, bilmiyorum. Bilmiyorum. Zor yani harbiden. Talihsizlik. Direkt talihsiz başlanmış hayata. Bir de orospu çocuklarının içinde başlanmış, şerefsizlere bak, sinirlendim ya. Tamam, adama ölü ananı sikeyim dedikleri için sinirlenip orospu çocuğu diyoruz ama burada bizim orospu çocuğu deyişimiz sadece şahsa hakaret yani. İçinde annesine laf geliyor olabilir. Ama orospu çocuğu hani bir, yani bu bambaşka bir şey oğlum ya. Birine gidip de senin ben suratına bakıp senin ananı sikeyim ya da senin ölü ananı sikeyim deyip bu kişiye orospu çocuğu demek başka, ben arada fark var yani. Tezatlık gibi duruyor. Abi ben küfürleri normalde küfür olarak algılamam yani. Küfür bir kişiye hakaret olarak algılamam yani. Küfür işte boş laf yani. Öyle ağız dolduran boş laf olarak algılarım da gerçekten bir kişinin annesi ölüyse ölü ananı sikeyim demek yakışmaz. Terbiyesizlik. O amına kodumun şeyleri de bir gün büyüyecek. Onların var ya, bir harbi. tanesinin annesi kesin vefat eder bak. Sonra aradan 5 yıl geçer, başka bir dertler videosuna abi işte biz böyle böyle diyorduk sonra böyle oldu diye gelir. Aynen. Şerefsizler ya. Ne yiyorsun ne içiyorsun da böyle bir Harbiden. terefsiz olabiliyorsun ya. Kurulduk, Harbiden. yine kurulduk. Son bir tane kısa bir dert okuyor. Sonra bitiyor bölüm. Son bir kısa dert. Ekonomi geç, ekonomi geç. Dayanamıyorum. İsim demeyeyim. Babamın iş ortağı intihar ettiğinden dolayı 450 bin borç kaldı. Of. Klasik şirketler hukuku sınavını da geçen verdim. Kalır. KYK'lar, krediler, ev taksidi, o, bu, her şey borç. Yıllardır kısıyoruz her şeyi. Maalesef helalimiz zengin Zippo demiş. Züppe dememiş. Zengin Zippo'larının yanında bir kibrit gibiyim. Vay güzel. Üf. Öf. Ama şükür en azından zevk alabiliyoruz hayatta. Negatif Hocam bak enerjimiz şöyle bir yok. şey vardır. Sanat özellikle yani dil sanatları, edebiyat, şey şairlik, şiir yazma olayı fakir kesimden çıkar daha çok. Maddiyat olarak sıkıntı yaşayan kesimden çıkar. Tarihte de böyledir. Çünkü dert tasa çok. Bunu bir şekilde dışa vurmaya çalışıyorsun ve bu kelime oyunlarıyla Laf olabiliyor. güzelmiş. Ben bunu Instagram'a atayım. Kavşağa veya bak şimdi. bütün Önümüzdeki kavşağa bak. Çok garip bir helal. kavşak geliyor. Bak izle. Devam edersin sonra. Bu mu garip Murat? Bekle bekle Amına yarram bekle. koyayım. Ah. Bak bak bitmiyor. Dur lan bir vites arttıralım. Harbi Bak bak hala bitmiyor. Bu nasıl kavşak oğlum? Aha bir de buradan şimdi, bir de buradan. Yandı garipmiş. yandı. Lastik yandı amına koyayım. Beşinci Levent'te böyle bir şey var. Evet. Ah bu. İncirlikuyu metrobüs çıkışı gibi aynı. Ya bu bir şey dememiş işte, böyle yaşıyorum demiş. O kadar. Vallahi kardeşim yapacağın tek şey, abi artık insanlara gelecek vadeden ümit veremiyoruz ya. Okuyacaksın, güzel bir iş alacaksın falan. Ne güzel bir iş? Nereye alacaksın güzel bir şey? Okudun okumadın. Herhangi bir şekilde güzel bir işi nasıl alacaksın? Millet bokuna yumurta kırıyor amına koyayım. Harbi öyle ya. Yapacak bir şey yok birader. Devam edeceksin böyle. Böyle mi diyeyim yani? Ne diyeceğimi de bilmiyorum o yüzden. Bitik durumlar. Durumlar bitik. Arkadaşlar bundan sonraki dertler biraz daha şey olursa böyle. Hani aldatıldım. Ne bileyim işte boşalamıyorum. Vardı bugün erken boşalma. Boşalamıyorum. Yok başım sürekli ağrıyor işte, ağrı kesici içtim mi kusuyorum falan. Hani böyle Türkiye gündemiyle alakasız olursa daha çok cevap verebilirim. Böyle hiç veremiyorum çünkü. Böyle hiç Aynen. veremiyorum.
Açıklama kısmına şeyi koyacağım. Ha, Dertlerimi yazmayın demiyorum bu dertlerimi. arada. Yazın tabii ki derdinizi paylaşın ama hani cevap alma umuduyla yazmayın. Yine okuruz. Cevap alma umuduyla yazmayın çünkü ne bileyim amına koyayım ya. Benim zaten ekonomik durumum ben düzelteli birkaç ay oluyor da. Yaklaşık kaç Doğru. yıl? 3 yıl falan. Doğru. Çok zengin görünsem de her ne kadar. Ben her zaman yemekten kısıyordum. Her zaman. Gerçi 2 gündür yine kısıyorum. Bir televizyon Yani aldım da. artık arkadaşlar, Dört taksitle. ben işe başladım dedim amına koyayım YouTuberlar ne kazanıyor mu? Bir işe başladım amına koyayım. Ben buna Bak şey dedim dedim. ki İkinci kanalı açtığımızda dedim. İlk dedim 6 ay para kazanma yok dedim. Unut, para kazanmayız dedim. Öyle olmadı. Çok sağ olun sayenizde. Öyle olmadı. Yanıldım ben. Ben denk geldi şansa. Buna Şans ona denk geldi. Şey evet. oldu lan. Kanal açıldı 3 ay. Murat bana dürüm falan ısmarlıyor maaş. O kadar. 300 lira geliyor zaten. O reis anca bir şey alıyor. Bana da diyor hadi bir hamburger ısmarlayayım. Ben de diyorum tamam. Öyle Tamam. geçindik 3 ay. 3 Olur. ayda değil Yemeğe 2 ay falan. yeriz. Sonra alsın telefon şey aldı. iPhone 11 aldı kendine. İşte sonra Murat 80 inç televizyon aldı. Oğlum ben ikinci kanaldan mı aldım onu? Allah Doğru. Allah. Doğru. İkinci kanaldan 3 aydır ekmek yiyemiyoruz zaten. Buraya niye geldim ya? Hiç açma o konuları ya. Tamam aldım evet. 70 inç televizyonu. Hak ediyorum ya ben bunu. Ben bunu artık hak ediyorum ya. Ya herkes dördüncü arabasını alıyor YouTube'dan amına koyayım. Bir tane 70 inç televizyon aldım ya. Bu da Bence de benim hak hakkım. ediyor reis. Bu da benim hakkım ya. Hava Emitör'ü alır izleyeceğim orada. Ayhan Tarakçı videoları izleyeceğim ben 70 inç televizyonumdan. İstiyorum. Adam polo aldı, polo çıtır hasarlı diye aldı, ağır hasar kayıtlı Amına çıktı. koyayım. Ya bütün YouTuber'lar diziyor milyon liralık şeyleri, arabaları. Aldım bir tane 108 bin lira bak videoda da diyorum 108 bin 500 liraya polo'ya aldım. Hasarlı. Bilerek aldım hasarlı olduğunu. Ve hala yani masrafı da var yani yapılacak masrafı var. Ya. Yağma akıtıyor. Daha masrafı var o arabanın. Bitmedi. Ben story atmışsın geçen işte kendi arabamla arkada oturuyorum diye. Evet. Ama üstte sigara izi var. Duman izi var arabada. Su almış içine bir yerden. Üstte su izi var. Her yerde sigara yanıkları var. Ben bunlara bir şey diyor muyum ben? Çok. Çok. Arkadaşlar bu arada o arabayı almak isteyen 150'den veririz. Haberiniz olsun. Ben zaten o arabayı şimdi yaptıracağım. Her yerini yaptıracağım. Hepsini zaten videoda yaptıracağız. Her yerini yaptıracağım ben onun. İçine multimedya ses sistemi bunlar döşenecek. Full olacak. Araba güzel olacak. Sonra da satarım. 108'i aldığımı bildiğiniz için 110 fiyat vermeyin. 105 fiyat vermeyin. Pahalıya satarım hocam. Yani aldım onu ben karımı koyarım üstüne. Ben o kadar masraf yapacağım o arabaya. İki sene Yatırım sonra yapacağım. mı? İki 2 yıla seneye satarım satarsın. herhalde ya. 2-3 yıla satarım. Ya sen onu bana satarsın, Asım yani indirim yapmak istemiyorum o yüzden siktir git. Siktir klima git gibi. yani Tamam. dosta gitmez Asım. Bir de ben Tamam. 2-3 yıl onun kilometresi iyice artar. Onu bilen birine satmak lazım. Arabadan anlayan birine Doğru. satmak lazım. Sana gelmez o. Tamam, Dosta tamamdır. gitmez. Alacaksın amına koyayım benim eve gelirken yolda kalacaksın bana kızacaksın sonra. Hadi şimdi başına bela. Bana Doğru sattın diyorsun arabayı amına koyayım. Verdin bunu bana bok gibi araba. ya. Biliyordum böyle olduğunu. Söylememişsin. Şanzımanı kırılmış. Uğraştır sonra. 42 dakika oldu. Bu videonun burada sonuna gelelim arkadaşlar. Şimdi ben şurada bir save alayım. Bir de el freni çekeyim. El freniyle videonun sonuna gelelim. El freni Geliyor. çekerken. Geliyor. 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 Ben. Amına basayım. Of 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 of. Adam öldü. Adam öldü. Fizikler gerçekçi olsa, araba ezilse adam öldü. Volvo mu o? Ben öldüm. Adam Volvo, ben öldüm. Sen kendini düşün ama. Ben öldüm amına koyayım. Oha geri geri ne biçim çıkıyor. Adam çıktı gitti amına koyayım. Vallahi Volvo bastı gidiyor Volvo hocam. harbi Adam ama Volvo. yolunu değiştirdi. Bu tarafa dönüyordu. Sikerlerdi de oraya gidiyor şimdi. Ah benim. Ah kıtlamıyor tamam. Arkadaşlar bu bölümün burada sonuna geliyoruz. Açıklama kısmındaki Yiğit Arda Öztürk şahsın koyduğu maillerden yeni dertlerinizi yollayabilirsiniz. Hadi gittik.